Umarım bağlantıyı kurabildik. Vakur Kaya telefon attığımızda. AB Haber Genel Yayın Yönetmeni Vakur Kaya, hoş geldin. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Avrupa başkentlerini şöyle bir dolaştık ama Avrupa'nın başkenti Brüksel'de atmosfer nasıl, bir onu öğrenmek istedik. Rica ediyoruz. Yani şimdi tabii Avrupa Birliği referandum sonuçları açıklanması sonrası yeni bir döneme girdi. Tabii bunun yanında Türkiye-AB ilişkileri de tamamen yeni bir döneme girmiş oldu. Şimdi önümüzde tabii Avrupa Parlamentosu'nu alalım ilk önce. Avrupa Parlamentosu İngiltere'nin çıkışının hızlandırılmasını istiyor. Ve 28 Haziran'da olağanüstü bir genel kurul toplantısı yapacak. Avrupa Parlamentosu'nun... evet, ve cumartesi günü Avrupa Birliği'ni kuran 6 ülkenin dışişleri bakanları bir araya geliyor. Kim bunlar? İşte Benelux ülkeleri, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, İtalya, bunlar bir araya gelecek. Şimdi tabii yine Almanya'nın Avrupa Birliği bağlantılı bu Brexit sonrası Almanya'nın Fransa, Polonya, belki İtalya'nın da katılımı olması ihtimali var. Bir ortak açıklama önümüzdeki saatlerde belki yarın olabilir. Bir açıklama yapmaları bekleniyor. Şimdi şu, Avrupa Birliği bizim yol haritamız hazır dedi. İngiltere çıkışını bir şekilde hızlandırmak için bir an önce müzakere masasına gelsin diye çağrı da yaptı. Bunu kim yaptı? Son olarak Avrupa Birliği yürütme organı olan Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker yaptı. Ve zaten ortak açıklama vardı. Yine o AB Konseyi Başkanı, Avrupa Parlamentosu Başkanı, Avrupa Birliği dönem Başkanı Hollanda ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz hep birlikte bir açıklamada bulundular. Avrupa Birliği'nin yoluna devam edeceğini, yol haritalarının hazır olduğunu söylediler. Tabii şimdi büyük bir kavram kargaşası var. Dünya basının çok büyük bir ilgisi var bu gelişmelere. Açıklamalar birbiri ardını izliyor. Şimdi tabii Avrupa Birliği bir yol ayrımında. Çünkü sonuçta yani İngiltere referandumundan AB'den Avrupa Birliği'nde kalma yönünde görüş de çıksa referandum sonucu çok da fazla bir şey değişmeyecekti. Çünkü Avrupa Birliği'nin reforma ihtiyacı var. Çünkü daha fazla bu şekilde sorunları ileriye atarak gidemeyecekleri ortada. O açıdan şimdi tabii çeşitli senaryolar var ama biz 3 tane temel senaryoyu söyleyelim. Yani bu saatten sonra olacak 3 tane temel senaryo. Evet. Birincisi Almanya'nın önderliğinde zaten Almanya bunu yani şunu söyleyelim, Avrupa Birliği'nin patronu olan Almanya bunların hepsini hazırlamış durumda. Zaten Şubat ayında Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde de bu izdüşüm net bir şekilde ortadaydı. Yani Almanya Brexit olur ya da olmaz. Bu iki senaryoyu da net bir şekilde hazırlamıştı. Şimdi birinci senaryoda şu ihtimal. İşte altılı olur, onlu olur, 15 ülke olur. Euro bölgesinin daha derinleştirilmesi, işte bir merkez bankası olması, bir yönetim bir elde toplanması, daha fazla siyasi bir Avrupa, federal Avrupa denilen bir çatı altında, bir çekirdek Avrupası diyelim buna belki. Bu oluşum noktasında bir Avrupa Birliği, reforme edilmiş bir Avrupa Birliği. İkinci senaryo ekonomik olarak işte gümrük birliğinin tesis edildiği bir Avrupa Birliği, daha fazla ekonomik yeniden tanımlanan bir Avrupa Birliği. Üçüncüsü de işte bu az olsa da ama ihtimal dahilinde işte Fransa'nın, İtalya'nın, Danimarka'nın, Hollanda'nın referandum yapması söz konusu olmaya başladı. Artık açık ve net bir şekilde o ülkedeki, yani işte Danimarka'dan çağrılar var, İtalya'dan var, Fransa'dan var, Hollanda'dan var. Biz de referanduma gidelim, AB'den çıkalım. Şimdi eğer bu referandum İngiltere'deki Brexit eğer domino etkisi gösterirse, ayrılmalar hızlanırsa tabii Avrupa Birliği o zaman bir çöküş sürecine, yani dağılma sürecine girmiş demektir. Geriye dönüşü olmayan yola girmiş demektir. Bu saatten sonra işte bir Güney Birliği, işte Kuzey Birliği gibi böyle çeşitli senaryolar konuşuluyor.
o yöne doğru gidecek. Yani bu üç senaryonun dışında Avrupa Birliği'nin gideceği bir fazla yol yok. Bu üç senaryonun çerçevesinde bugünden itibaren Avrupa Birliği adımlar atacak. Ama görünen şu, Almanya seri adımlar atmaya başladı. 28-29 Haziran'da Avrupa Birliği'nin yüksek karar organı olan Avrupa Birliği liderler ve hükümet başkanları zirvesi var. O zirvede şimdi bir sonuç bildirisi, zaten taslak bir sonuç bildirisi, 27 üye ülkenin, İngiltere'yi bir kenara bırakacak olursak, Kamerun'un katılıp katılmayacağı belli değil ama katılması beklenmiyor. Bir yol haritası hazırlanacak. Bu yol haritasında İngiltere'nin çıkışı ile ilgili öneriler var. Ve bu sürecin hızlandırılması, federal bir Avrupa'nın, daha derinleştirilmiş bir Avrupa'nın, işte Euro bölgesinin daha tek elde toplanarak yoluna devam etmesini öngören, hedefleyen bir Avrupa Birliği'ne doğru yol alınacak gibi gözüküyor. Yani ama ilk tabii senaryo daha güçlü görünüyor. Evet, ama tabii gerçekten çok değişken bir süreç içerisindeyiz. Çok kaygan bir zemin içerisinde Avrupa Birliği. O açıdan referandumların arkası gelir mi? Bu konuda kimse ne Brüksel'de, yani Avrupa Birliği'nin işte Donald Tusk da dahil olmak üzere, Juncker de dahil olmak üzere, Martin Schulz da dahil olmak üzere bilmiyorlar. Yani çünkü sonuçta eğer bir İtalya'da, bir Danimarka'da, bir Hollanda'da, bir Fransa'da eğer referandum gündeme gelirse, o zaman işin boyutu tamamen değişir. Ama adımlar bu noktada. Çok teşekkür ediyoruz Bakırkaya. Gerçekten